biraz kulis aktarayım ben. Şimdi her iki tarafla da konuşuyorum. Hani hem CHP tarafıyla hem AK Parti tarafında içeride. Şimdi CHP tarafında biraz Ekrem İmamoğlu çok yalnız bırakıldı gibi geliyor. Çünkü CHP kurultayında hatırlar mısınız? Şu yaşanmıştı. Ben diyordum ki yani kurultayda bir taraf var kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Bir tarafta var kesinlikle işte Ekrem İmamoğlu yani Özgür Özel. O rayı işaret ediyor yani değişimi işaret ediyor diye birçok kişi renk vermemişti. Dolayısıyla şimdi yine ya kimse bedel ödemek istemiyor ya kısaca biliyor musunuz? Hani nasıl iktidarı eleştiriyorlar ya siz bedel ödemiyorsunuz, şunu yapmıyorsunuz, bunu yapmıyorsunuz diye. Şimdi hani sözde şöyle dediler eski hani 3 dönem 4 dönem Kemal Kılıçdaroğlu zamanında belediye başkan yapılan isimler biz işte değişimci değildik diye bizi değiştirdiler diye kıyamet koparttılar ya. Mesela bunlardan bir tanesi de işte Sarıyer'de Şükrü Genç, Battalı İlgez'de Ataşehir'de gibi gibi isimler Tunç Soyer'de buna dahil. Şimdi o isimler gibi olmamak adına herhalde akibetimizde böyle olmasın diye böyle arada durmaya çalışan, tarafsız durmaya çalışan ve İmamoğlu'na destek vermeyip Kemal Kılıçdaroğlu'nun her iki tarafa da oynayan isim CHP'de şu anda çok fazla. Yani dur şimdi bak ani bir olağanüstü kurultay olursa ben de şimdi burada durayım. Hani bak ben de İmamoğlu'na destek verdim demedim yani sonuçta zaten de kaybetti. Hatta ben demiştim ya böyle kaybeder falan diye biliyorsunuz bu konuşmalar önceden kafalarda yazılıyor. Bu isimler çok fazla şu anda. E, haliyle İmamoğlu'nun yanında... Ne bakıyorsunuz bir milletvekili var görüyorsunuz. Varsa da göremiyoruz mesela yanında. Ne böyle bir işte hadi hep beraber bir yüklenelim kaldıralım falan şeyi CHP'den böyle bir şey ben görmüyorum. Ben görmüyorum en azından. ha Bu özellikle mi istenmiyor bir strateji mi onu soracağım. Ama şu anda yani sonuçta CHP olmaz ama şeyin içerisinden CHP'nin içerisinden isimler olur. Ayrı konu. Ee, buna henüz rastlamadım. Diğer yanı Ekrem İmamoğlu e, yalnız başka bir taraftan daha 2019'daki gibi ittifaklar yok. İşte İyi Parti ittifakı, şu ittifak, bu ittifak vesaire yok. Orada da yalnız bırakıldı. Hatta Meral Akşener neredeyse her hafta karşıtlık üzerine bir şey kuruyor. Hani muhalefete muhalefet eden bir yol çiziyor baktığınızda. E, ya dolayısıyla tamamen bir yalnız Ekrem İmamoğlu şeyi var. E, bu özellikle bir de altı mı çiziliyor? Buna biraz bakmak lazım. O yüzden Ekrem İmamoğlu açıklamaları bir sağdan, bir soldan, yani bir sağdan bir sağ, soldan derken yani sal, salvaları hem iktidara karşı veriyor, hem belediye başkanına ilişkin açıklama yapıyor ve Murat Kurum'u ısrarla acemi olarak nitelendiriyor. Yani o, o öyle bir sıfatı var Ekrem İmamoğlu'nun ısrarla. Şimdi AK Parti tarafına geçelim. Orada ne oluyor? AK Parti'de ise şu şikayet ediliyor ve konuşuluyor. Ya kardeşim bak bakanlar işte bürokrasiden geldi. Hiç kimse çalışmıyor. Çalışan yok doğru düzgün. İşte bir tek Erdoğan oradan oraya koşturuyor. Bu nitelendiriliyor. Hani bakanlar işte çalışmıyor. Çok fazla Erdoğan dışında kimse çalışmıyor. Şikayetleri var. Bir de arkadaşlar şöyle bir şikayet söz konusu. E, deniyor ki iddia bu yönde. Tevfik Göksu Aday olmadığı için çok mutsuz, çok mutsuz e, haliyle de İstanbul'da örgütlerde çok fazla böyle bir hani canla başla bir çalışan şey yok e, sahada diye niteleniyor. Dolayısıyla Murat Kurum kaybederse e, bu sebeple kaybedecek gibi duruyor yani bu daha tabii altını dolduracağız demekle beraber kazanırsa da bir şekilde Ekrem İmamoğlu hakikaten en zayıf yani en güçsüz tırnak içerisinde desteksiz anlamda etraftan hani ittifak ve CHP içerisindeki tartışmaları düşünürsek o anlamda tırnak içerisinde en zayıf e, dönemde bile hani şey kazanırsa da Ekrem İmamoğlu'nun bu sebebiyle kazanmış olacak ama hala başa baş bu yarış. E, kazanan da böyle şeyle kazanmayacak aman efendim kaç puan fark attı falan böyle bir farkla İstanbullu e, İstanbul'u kazanacağını düşünmüyorum kazanan kişinin. Kim olursa olsun. Deniz Göktaş demiş ki Tevfik Başkan'ın hakkıydı. Şimdi arkadaşlar ben parti şeyi değilim. E, sözcüsü temsilcisi değilim bilemem yani buna artık karar verecek kişi de ben değilim <laughs> yani öyledir değildir bunu ben bilemem yani e, dolayısıyla ben iddiayı söylüyorum belli ki Tevfik Göksu da böyle düşünüyormuş belki de öyleydi yani bilmiyorum ee, şimdi hak hukuk meselesi başka bir chapter diyebilirim ee, ama işler hala başa baş. Tevfik Göksu'nun çok asıldığını düşünmüyoruz ee, diyenler de çok fazla parti içerisinde. Onu size söylemek istiyorum.